geliyor, kurt geliyor. He, selam aleyküm hacı abi. Selam abi. He. He. Hoş geldin. Hacı abi nasılsın? İyiyim abi elhamdülillah. Ağzıma ver abi. Yok sen kendin al. Yok ya. Ama besmelesiz almam ben bunu. Tamam besmeleyle al. Hacı abi. Jelibon rezervi bulunduğu söylendi. Türkiye'de. Bir ilimizde. Neresi o? Yani şu anda sırf. Neresi o? Kaçanayı söyleniyor. 2023'e çıkacaklar. Allah. Bu adama niye jelibon verdiniz? Bu 1,5 saat çiğneyecek o jelibonu şimdi. Lan beni de buldular. Burada soruyorlar. Jelibon, badibon, jelibon. Ver Allah'ım. Bana da bir avrat ver Allah'ım. Şu anki hükümet gibi rezil kepaze bir hükümet görmedim. Verdiğim oy var ya haram zıkkım olsun. Abi iyi diyor, sıkıntı yok. Ona da haram zıkkım olsun. Hadi yürü. Şakal. Aman akıllı pezeven. Adam yapıyor, çalışıyor. Adam onu okuyor. Hiçbir şey yapamayacak. Yani net yapamayacak. Artık bak Z kuşağı diyoruz, yeni nesil diyoruz. Onların hepsi gümbür gümbür geliyor. Yani sadece böyle eski kafalar işte. Kazanacak diyor, baba diyor. Babanın 2-3 yapmış olduğu yeri göz boyama şekliyle kazanacağını sanıyor. Ama hiçbir şey yapamayacak. Ne alakası var ya? Bak KDV'yi %1'i çekti. Ne alakası var? 2 ay önce aldığım bezi. 1 yaşında kızım var. Mami sinirlenmiyorsun değil mi? 2 ay önce aldığım bezi kaça aldın? Şu an yok 200 lira olmuş. Kaybına yardım diyorlar, her yere yazıyorlar yardım işte. İşte abi sen ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi güzel, süper. Tanış mı sen? Babam kendisi. Kendisi benim babam. Ya diyor. Bırak ya diyor. Nasıl geçinebiliyor mu abi? Ya geçinebilir misin? Kimi geçiniyoruz. Nah geçiniyoruz. Nah geçiniyoruz. Recep geçiniyor, bal yiyor. Olmaz şimdi. Bugün bir seçim olsaydı oyun içimden ya. Buyurun bakın oraya. Geriden. Kara Partilere mi oy verin lan? Abla. AK Parti'ye bir de Kara Partilere mi oy verin? Benim oyum. Yemin ediyorum ben. Ya kim sizin bırakın. Relax. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Allah aşkınmış. 4 yıl önce çıkıp da burada AK Parti'nin yerine bu mesajı yapamaz. Yaparım. Benim canım yandı. Ben ekmeği 4 liraya alıyorum. Benim annem asgari ücretle çalışıyor. Biz zor geçiniyoruz. Niye? Benim artık 20 ay üstü abonelerimden beklentim bu kadın yani. Öyle söyleyeyim mi anladın mı? İyi günde kötü günde yani. Şimdi asgari ücret ne kadardı? 100 lira. Hepsini PKK yaptı. Yarın bir genel seçim olsa hangi partiye oy veririz? CHP. Evet. Oğlum ya. Arkadaşlar 20 ay üstü abonelerinde işte beni sorgusuz sualsiz beni desteklemesi yani anladın mı? Bu CHP'yi verilmiş. Yani başka bir paradayse var işte o zaman yarılırdım ya. Evet. Eyvallah. Aktörü 175.500 TL oldu. Bu kim ya? Nasıl? Kemal. Kemal mi bu? Evet. Yeter mi? Bana yeter. Evet, Allah bereket versin. Sigara içmesinler, alkol kullanmasınlar, zinadan uzak dursunlar. Babacım sen ağ üretebilmek için bile amına koyayım. Senin proteine ihtiyacın var, nişasta yemen lazım. Hani beslenmeye ihtiyacın var abi senin yani. Yani nişanlıyım ben. Nasıl evleneceğim? Nasıl evleneceğim? Direkt nikahtan alacağım. Aha! Baba yani tövbe estağfurullah. Bir ay sonrasına bakalım. 10 saat çalışıyordum, asgari ücret vermiyorlardı bana. Günlük 100 lira. 10 saat çalışıyordum, 100 lira para veriyorlardı bana. Gelecek beklemiyorum artık. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Hayır. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. CHP. Neden? Çünkü neden? Bunlar sahtekar. Üç kağıtçı milleti dolandırmaktan başka bir şey değil. Müslüman olarak görünüyorlar. Milleti çok iyi vuruyorlar yani. Benden Allah'tan korkarım. Onlar kimdir? Ben Allah'tan ne anlatıyor? ülkeye kime insanlara halka ülkeye hizmet edenlerden Allah razı olsun. Bu hale getirenlerden de Allah razı olsun. Onlardan da çok Allah benden razı olsun. Allah bunları bu milletin başından yok etsin. Ve gelmeyecekti. Tanış mısınız? Eşim oluyor. Herkesin fikir ayrı. Eşin mi? He boş. Partili koyak partili. Yok, partili değil. Korkudan söylüyorlar. Boş. Şimdi şefim. Cami demek ne demektir? Cami C'si, CHP'nin C'sidir. Caminin A'sı AK Parti'nin A'sıdır. M, Milliyetçi Hareketçi Parti. İ Parti. Görüyorsunuz camiye HDP girememiş. Neden? Neden? Cami olmuyor işte. Olmuyor. Ve aynı zamanda cami ne demektir?
dört büyük meleğin ismi demektir. Cebrail aleyhisselamdır, Azrail aleyhisselamdır, Mikail aleyhisselamdır, İsrafil aleyhisselamdır. O da camidir. Burası da cami. Yani şimdi yeni dünya sisteminde an geldi diyecek, telefonunu çıkart. Konu farklı daha. Çok iyi ya. Konu farklı, hiç senlik değil. Aferin, helal olsun daim benim. Bak bakaylar ki yani. Walking Dead gibi amına koyayım. Erdoğan'a mı kötülüyor? Bilmem ne, hemen saldıracak. Gidiyor oradan, anladın mı? Der. Ya, Covid mi bunlar? Virüs niye mi arttı? Abi, aa işte. Ah, virüsün artma sebepleri abi. Aa bunlar. O kadar pis bir millet görmedim ben ya. Hadi git. Beyin, bunların beyinleri yok diye düşünüyorum abi. Yani bu kadar pis bir millet görmedim. Ben Uzungöl'de çalıştım. Adamım var 4 tane garisi, 10 tane çocuğu. Bir salıyor böyle hepsinden masaya bütün hepsinden donatın. Hepsinden bir kaşık alıyor, doyuyor zaten adam. Eliyle yiyor. Adam eliyle çorba yer mi? Adam eliyle çorba yiyor abi. Covid vakaları bunlar yüzünden arttı. Para kazanması için de Türkiye'ye aldılar bunları. Şimdi bunlar bir gitsin, pandemi başladı. Covid vakaları arttı. İşte maymuncuk çarptı. Seneye başka maymundan gelmedik de maymuna doğru gidiyoruz abi. Abi muhalefetten beklentin nedir? Muhalefetten benim beklentim yok. O hakkım da yok. Niye? Öyle. yasak. Niye yasak? Niye yasak? Ben vatandaş değilim. Nerenin vatandaşısın? Söylemesem. Olur canım, söyleme. Sen de kal. Tamam. Teşekkür ederim, sağ ol. Muhalefet gelirse kötü olur Türkiye'ye. İlk oy kullanmış. Helal Kılıçdaroğlu gelirse kötü olur. İyi ki kullanmış. Yine benzin kuyrukları başlar. İyi ki oy kullanmış. Kullandım mı kaç sefer, ama ona vermedim. Niye yasak mı? Vatandaşlıktan mı çıktın? Çıktım. Niye çıktın? Serbest olsa. Niye çıktın? Korkuyorum bundan. Niye çıktın? Söylemesem. Adamın anlatması var, anlatmak da istemiyor. Hani sanki bir söyle ya dese, anlatacak gibi böyle dökülecek de yani. Normal çıktım. Çıktın. Ha. Madem o kadar seviyordun, niye çıktın ne yapıyorsun? Vatandaş. Öylece bitti. Öylece bitti. Gel kulağına söyleyeyim. Anlamadım ki abi. Kanka bir 0-25 biraz. Alman vatandaşlığı. Dur kamu sakin ol, öğreneceğiz. Orada anksiyetesi az olur. Kanka şuna bir el at artık, bunu duyalım çünkü. Kavun ya. Dini siyasete alet edenler. Dinciler yani, dindarları demiyorum. Buldun mu abi? Sana çağırıyorum. En büyük namussuzluk. Bana bak, size sorsam ki en büyük namussuzluk nedir? Ne diyeceksiniz? Allah bizde. Abi kim söyledi? Bu kız söyledi. Ha, bak aferin. En büyük. en büyük. Arkadaşlar en büyük namussuzluk yalan söylemek. Bir, iki yüzlülük, iki. İzledi dayı. Bir de siz yetiyorsunuz. Erkek kral dayı. Erkek erkeği yapıyorlar. Tabii bunu oynadı zaten. Baksana abi. Ne düşünüyorsun? Ulan hamur şekli oldu. Tabii rezil. Öyle de deme, dur oğlum aldıracağım. Rezillikten rezillik. Milletvekili. Bakın arkadaşlar. Şimdi namusu bir erkek bir diş arasındaki bir ilişki gibi görmeyelim arkadaşlar. Bu cehalettir. En büyük namussuzluk yalan söylemektir. Bana göre. En büyük namussuzluk hak yemektir. En büyük namussuzluk iki yüzlük yapmaktır. Yoksa iki kişi anlaşmış, şey etmiş, beni ilgilendirmez. Ekonomi normal yani. Aydın doğumluyum, 46 sene işte. Annem Çinli, babam ıspıkla, pamuk gibi gencim, gözlerim güzel. Adım Süleyman. 46 sene Harbi'de yaşıyorum merkezde. Annem Çin'e merkezden. Babam Isparta'dan gelme, Eridir'den, Demirer'in Mehmet'i yani. Emin Cumhuriyet, ben kendim güzelim, pamuk gibiyim, ara durumum fazla iyi değil pamuk yani. Pamuk gibiyim diyor. Gençsin, güzelsin ama durumun fazla iyi değil. Pamuk gibisin. Pamuk gibiyim. 5 perde oluyorum 5 günde. Bulutsuzluk özlem biliyorum. Yeni Türkiye yüksek sadakat kültürüm de var. Harikasın. Çok yüksek sakatat. Orada yüksekti. Para kaybettim, aydın mercidim, hastalamalar oldum. 60 tane tişörtüm var. İşte bir de... Nasıl aldın o kadar tişörtü? 46 yaşındayım. Aydın'ın kızları benimle oturmuyorlar 25'sinden beri. Bana eziyet yapıyorlar, taliplerim. Bakir kızlar da benimle oturmuyorlar. Niye oturmuyorlar seninle? Bu kadar pamuk gibi bir adam niye oturmuyorsunuz? Köylü değilim, cingen değilim. Niye oturmuyorlar seninle? Çekemeyenler var. Çekemeyenler var. Sen neredensin? Ben mi? Ben Rizeliyim. Annem Aydın'la babam Isparta. Eğilir'den. Taliplerini bekliyorsun. İşim yok, kumarım yok. Bir parmağını içiyorum işte. Yani ne yapsın abi? Elinden yardımcı oluyor. Bu çocuğun
akranları, bu adamın akranı, 20 yaşındaki adam Avrupa'da şu an telefondan açıyor, görüyor adam. Diyor ki 20 yaşında benim aynı yaşıtım Avrupa'da diyor, Audi var altında, benim niye yok diyor. Haksız mı? Ha, çalışmadan Audi alacak. Abi çalışıyor da. Gezecek. Ha? Çalışmadan da. Audi alacak. Çalışıyor böyle bir dünya yok abi. Çalışmayana böyle bir dünya yok. Yine yok yani. Çalışacaksın. Gece gündüz çalışacaksın. Böyle bir dünya yok. Bağırmasanız bir ben söyleyeyim. Bak alakası bunlar ya. Bağırmasanız. Niye bağırmasanız? Kafam bozma beni. Yerdesin lan. Ağzımı kırarım şimdi sana. Hayır. Gerek yok. Gerek yok değil mi? Bak bir son sopersin bak. Gerek yok ya. Gerek yok. Gerek yok. Kalk kalk güzel. Kim alıyor lan? Sefer tanımam mı? Sakin. Sak. Allah belanı versin. Şerefsizsin. Devam git tamam. Devam git tamam. Ağzını çıkarım. Yürü git lan. Yürü git. Senin dayının tek kız kardeşinin eşi neyin olur? Yarrağım olur. Patladım ya. Ay yakın ya. Yaşa. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.